kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız operatör doktor Çiğdem Yavuz Yurtsever'e dönmek istiyorum. Hocam size de tekrardan hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Size de hemen sorularımı yöneltmek istiyorum. Hocam gebelikte beslenme nasıl olmalıdır? İzleyenlerimize bahsedebilir misiniz? Yani aslına bakarsanız gebelikten önce sağlıklı insan beslenmesi nasıl olmalıdır diye düşünürsek evet. Bunu da bir gebeye uyarlamamız gerekli. Öncelikle söyleyebileceğim tabii ki sigara ve alkolden uzak durmamız gerekiyor gebelik döneminde. Öğrendiğimiz andan itibaren bazıları tabii ki sigara bağımlılığından kurtulmak kolay olmuyor. Gebelik döneminde sigara içen gebeler oluyor. Hani izin hiç mi yok? Bir taneye mi bile izin yok gibi sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Aslına bakarsanız tabii ki bir taneye bile izin yok. Çünkü o beslenmenin içerisinde kesinlikle yer almıyor. Onun haricinde kesinlikle vitamin ve mineral takviyelerine özen gösterilmesi gerekiyor gebelikte. B12 vitamini, D vitamini mutlaka gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde, ilk trimesterde zaten taramalarını yapıyoruz. Düzeylerine göre beslenme haricinde gıda takviyeleri olarak vitaminlerini almaları şart. Onun haricinde tüm gebeler ayına göre, yani mevsiminde taze sebze ve meyveyi tüketmeliler. İşte Ocak ayın, şu an ayımızda neler var? İşte lahana, turp, kırmızı evet. lahana gibi bu dönemin sebzelerini mutlaka tüketmeliler. Mevsiminde balık yemeliler, omega 3 takviyeleri açısından. O da şu anda işte istavrit, sardalya, hamsi gibi balıkları mutlaka tüketmeliler. Bol bol sıvı alımları çok önemli gebelik süresince. Asitli, şekerli gıdalardan uzak durmalılar. İşte kola, fanta gibi isim verdim, reklam gibi oldu ama kötü bir reklam olarak burada. Asitli içeceklerden uzak duruyoruz gebelik sürecinde. Ve mutlaka hareketi hayatımıza katıyoruz. Gebelik öncesi yoksa bile mutlaka gebelik sürecinde durağan değil, mutlaka aktif bir hayat sürüyoruz. Peki hocam, gebelikte şeker yükleme öneriyor musunuz? Kesinlikle öneriyoruz. Bu çok büyük bir korku var gebelerimizde şeker yüklemesine karşı. Ama hani çok oranlar üzerinden konuşmak istemem ama hani şöyle bir oran yazılar arasında okudum. %88 gibi bir oran var gebeler arasında gestasyonel diyabet, yani gebelik şekerinin oranı. Evet. Şimdi düşünün, 100 tane gebeden 88 tanesi gebelik süresince şeker hastalığına yakalanabiliyor. Ve biz bunları taramadan birçoğunu bilemiyoruz. Çünkü hepsi yüksek risk grubunda değil. Yüksek risk grubunda olanlar bize bir bulgu veriyor, biliyoruz. Çok kilo almışsa anne adayı, daha öncesinde çok kilolu bebek doğurmuşsa, ailesinde şeker öyküsü varsa gibi risk faktörleriyle ya da Nurcan'ın bahsettiği polikistik over sendromuysa, mesela gebe kalmışsa, onlarda da insülin direnci dolayısıyla evet. yine gebelik döneminde şeker görülebiliyor. Onları daha önceden tanıyıp yapabiliyoruz, fakat risk faktörü olmayan gebeleri ikna etmek biraz zor. Ben çok zayıfım, ailemde yok, bende hani bir risk yok, yapmayalım diyen çok fazla oluyor. Ama risk grubunda olmayan gebeler de mutlaka 24-28. Haftalar arasında yükleme testini yaptırmalılar. Çünkü dediğim gibi risk grubunda olmayan birçok gebede de gebeliğin fizyolojik etkileri dolayısıyla gestasyonel diyabet çıkabiliyor. Şimdi pandemi sürecinde gebelerimizi çok fazla hastaneye davet etmiyoruz. Süreleri biraz daha uzatmaya çalışıyoruz. O yüzden de hani 75 gram oral glikoz tolerans testini öneriyorum açıkçası gebelerimize. Evet. Çünkü tek seferde, hani tek bir seferde tanı koyabiliyoruz. Onda da işte belli değerlerimiz var. İşte 0-1 ikinci saatteki değerlere göre, eğer varsa annede, hani illaki ilaç tedavisini başlıyoruz. Hayır. Tabii ki beslenmeyle, düzenli egzersizle önce deniyoruz. Eğer kontrol altına alamıyorsak o zaman mutlaka tedavi etmemiz gerekiyor. Hemen bir diğer sorumu yöneltmek istiyorum hocam. Gebelikte kanamalar neden olur? Korkulmalı mıdır? Bundan kısaca bahsedebilir misiniz? Gebelikte kanama her dönem gebeliğinde farklı olabilir tabii ki. İlk 3 ay içerisindeyse eğer, öncelikle her kanamadan korkmamalıyız. Yani gebeliğin ilk haftalarında
implantasyon kanaması dediğimiz gebelerimizin birçoğunda görülen işte koyu kahverengi, lekelenme tarzında bir kanama olabilir. Evet. Bu implantasyon yani bebeğin anne rahmine tutunmasını gösteren bir kanama olabilir. Ama tabii ki artan miktarlarda, işte açık renkli kanamalarda mutlaka düşük riskini düşünerek bazı önerilerde bulunuyoruz. Hı hı. Gebe tabii ki kanaması olduğunda doktoruna başvuracak ve bunun bir implantasyon kanaması mı yoksa düşük riski getirebilecek bir kanama mı olduğunu tayin edilmesi şart ultrason muayenesiyle. Bir diğeri yüksek oranda görülen enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonları, işte rahim ağzına ait vajinal enfeksiyonlar yine gebelik döneminde kanamalara sebep olabilir. Rahim ağzı yaraları kanamaların sebebi olabilir. Bunlar da çok basit vajinal muayenelerle tanısı konulabilen durumlar. Gebelikte dolayısıyla vajinal muayeneden korkmamak gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Yani kesinlikle doktor vajinal muayene yaptı diye bir gebelik düşükle sonuçlanmaz. Tam tersine düşüğün veya işte gebelikte kanamanın kaynağını bulabiliriz bu muayenelerle. Burası önemli. Onun haricinde ilerleyen gebelik haftalarındaki kanamalar biraz daha endişe verici sebeplerden olabilir. İkinci ve üçüncü trimesterde yani son üçer aylık dönemlerde plasentaya, bebeğin eşine ait kanamalar olabilir. Plasenta previa dediğimiz rahim ağzını plasentanın tamamen kapatması durumu var ki ağrısız, çok ciddi, yoğun kanamalara sebep olabilir. Ciddi müdahaleyi gerektiren durumlardır. Yine plasentanın erken ayrılması, ablasyo plasenta çok ciddi abondan kanamalara sebep olabilir. Ağrılıdır. Gebe ciddi ağrıyla başvurur. Aynı zamanda da yoğun bir kanama vardır. Bunlar ilerleyen gebelik haftalarında müdahale, acil müdahale gerektiren kanamalar arasında olabilir. Hocam, gebelikte cinsel ilişki yasak mı? Merak edilen. Gebeliğin hiçbir döneminde eğer risk faktörü yoksa cinsel ilişki yasak değil. Hı. Ama tabii ki işte bir düşük riski varsa veya plasenta previa, az önce söyledik mesela rahim ağzını kapatan plasentanın aşağıda yerleşmesi gibi durumlarda cinsel ilişki elbette ki yasak. Onun haricinde yasak yok. Tamam. Pekala hocam, son yıllarda SMA hastaları gündemde. Doğum sonrası birçok bebekte görülebiliyor. Bunun için anne ya da baba adaylarının alması gereken, önceden alması gereken bir tedbir var mıdır? Bununla ilgili bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? SMA'da şöyle bir şey var. Şimdi genetik olarak aslında tanınabilen bir hastalık. Anne ve baba ayrı ayrı genetik taramaya alınabilir. Ama oldukça maliyetli testler. Nasıl evet. ki şu an tedaviyle ilgili maliyetler dolayısıyla birçok bebeğin, çocuğun tedavi olamadığını, yurt dışından tedavilere gittiklerini duyuyoruz. Bu genetik taramalar çok maliyetli olduğu için yapılamıyor maalesef. Bir diğer seçenek de prenatal genetik tanı. Burada tabii ki hani bebekte herhangi bir SMA ile ilgili risk faktörü var mı? SMN ve NAIP iki gen var. Bunlardaki işte delesyonlar saptanabiliyor. Prenatal genetik tanı yapılması gerekiyor yani dolayısıyla. Anne karnındaki bebekte yine hani amniyosentez, koryon biyopsisi gibi yöntemlerle de anne karnındaki bebekteki SMA saptanabiliyor. Teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı.